Şimdi maça gelince, zaten maçtan önce söylediğim bir şey var. Bu tip maçlarda ancak tek yürek, tek yumruk olan bir grup kazanır. Biz maçtan önce tabii ki bir şey hazırlamıyoruz, bir şey onları yönlendirmek için. Ama sonuçta sahadaki karar verenler futbolcular. Onun için bugün gerçekten bütün oynayanlar, yedek kulübesinde kalanlar, oyuncular, sonra oyuna giren oyuncular, aynı zamanda bu 35 gün periyot içerisinde bizimle ilk etapta oynayan oyuncular var. Onlar da aslında bugün belki kadroya giremediler ama bunu da gördüm. Herkes tek yürek oldu. Onun için bütün oyunculara tebrik ediyorum. Çünkü ancak böyle bir şey başarabiliriz. Tabii ki bunu da söylemem gerekiyor. Arkamızda büyük bir güç vardı. Son iki maçta iç sahada seyircimiz ona da büyük bir destek veriyor. İnanıyorum ki sonraki maçlarda aynı şekilde olacak. Bir de bunu da söyleyeyim. Sadece futbolcular değil, bizimle beraber yaşayan personel, gece gündüz bir aile olarak olmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece bu şekilde, dediğim gibi, hep beraber bir şekilde başarabiliriz. Maça gelince zaten ilk devre biraz daha stresli. Çünkü stres bizim üzerimizde daha fazlaydı. Puan olarak baktığımız zaman kazanmak zorundayız. Bunu başardık. Şu anda zaten daha önceki belki maçlarda bazı şeyler kaçırdık puan olarak. Ama mücadele olarak, irade gücü olarak, her geçen gün daha iyiye doğru giden bir grup olarak işte bugüne kadar geldik. Kolay değil. Bu 35 günü içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncunun ihtiyacımız var. Bir dakika bile olsa bugünkü olduğu gibi. Herkes sakat olan bile oyuncular devam etmek istiyordu. Aslında esas olan grubun, takımın gücü bu. Şimdi zaten söylediğin gibi her maç final maçı. Bu 4 maçtan sonra da aslında benzer bir durum olacak. Ancak çok çok başarılı bir diyelim ki puan açısında alırsak belki biraz daha rahatlayabiliriz. Ama şu anda baktığın zaman 36 puan olan Çaykur Rize zannediyorsam belki onlar da bir şekilde düşünüyor, acaba ne olabilir bu ligde. Çünkü bu ligde bir maçı kazanmak gerçekten çok zor. Şu anda ligde zaten domine eden iki tane takım var. Çok büyük bir puan farkı var böyle baktığın zaman. Bizim en önemli bu direkt rakiplere karşı oynarken kaybetmemek, özellikle deplasmanda, ama içerideki maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Çünkü içerideki maçlar kazanamadığım süreçte o deplasmandaki maçı o zaman daha da büyük önem taşıyor. Şimdi bu maçtan sonra tabii ki yine kazanmak için oynayan bir takım olacak, oynayan bir grup olacak. Ama maç sonuçta tek tek gitmemiz gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi ilk başladığımız Göztepe maçıydı. O maçta ben iki gün önce geldim. Zaten ilk önce bir bireysel konuşma oldu bütün oyuncularla. Ondan sonra bir tercih yaptım, bazı oyunculara şans verdim. Daha önce belki az oynayanlar, oyuncular. Ondan sonra zaten ikinci maç hemen üç gün sonra Antalya oldu. Böyle baktığı zaman o dönemde daha yeni transferler daha gelmedi. Baktığı zaman o dönemdeki Antep maçı da dahil, baktığım zaman gerçekten var olan o grup aslında bir şekilde o gücü de gösterdi. Ondan sonra zaten takviye ile takımı daha güçlü oldu. Ama esas olan onlarla beraber, daha önceki oyuncularla beraber hep tek yumruk olmamız gerekiyor. Şu anda zaten iyi yoldayız ama en önemli destekçisi bu dönemde puanlar. Puanlar almamız gerekiyor. Çünkü puan almadığımız zaman biraz daha o stres artıyor. Ama stres artınca o zaman biraz daha oyunda da bazı şeyler diyeyim ki olumsuz olabiliyor. Onun için ben özellikle seyircinden bunu istiyorum. Her anda bizim yanımızda olsun. Çünkü kim olursa olsun, hangi oyuncu oynuyorsa mutlaka destek vermesi gerekiyor. Çünkü benim için her oyuncu bir dakika olsa önemli. Bugünkü diyeyim ki Yasir son belki 2 dakika, 3 dakika oyuna girdi ama o benim için, takım için çok önemli. Ben kupa maçlarına böyle baktım. Gidebildiğimiz kadar gidelim.
Çünkü o ana hedefimiz bizim değil. Zaten böyle oldu. Göztepe'yi geçtik, ondan sonra Sivas'ı geçtik. Zor rakibimiz. Lig maçında baktığı zaman ilk devre fena değildi. Belki biraz daha etkili olabilirdik üçüncü bölgesinde. Bu kupa maçına gelince zaten biraz daha rotasyon yapmak zorundayım. Çünkü sonra Pendik maçımız var. Onun için bu maçta oynayan oyuncular aslında aynı mücadele isteyeceğim. Aynı şey kazanmak için isteyeceğim. Çünkü kazanan takım özgüveni artıyor. Oynamayan oyuncular aslında kendisi daha değerli görüyor. Kaybettiğimiz zaman ben de üzülüyorum. Kaybetmek istemiyorum, sevmiyorum. Onun için kupa ilk ön planda değil. Ama o oynayan oyuncu grubu ön planda olması gerekiyor o anda. Konyaspor'un puanını kaç olursa ligde kalma şansı olacak. Bir hesap kitap yaptınız. Anladım. Şimdi böyle baktığımız zaman 43 puan diyebilirim sanki yeterli olacak. Ama bilmiyoruz sonuç maçlar nasıl gidecek. Kim daha erken aşağı doğru gidecek. Belki kopma olacak. Belki hiç beklemediğiniz bir takım aşağı doğru gidecek. Çünkü 3-4-5 hafta önce baktığı zaman bazı takımlar çok rahat bir pozisyondaydı. Ama 4-5 hafta sonra baktığı zaman her şey 3-4-5 puan arasında. Zaten 3-4-5 puan demek iki tane maç bu ligde baktığı zaman herkes kazanabilir gibi. Ama aynı zamanda herkes de kaybedebilir. Onun için bizim için en önemli özellikle içerideki maçlarımızı biraz önce söylediğim gibi kazanmak. Zaten deplasmanda ben inanıyorum ki takım aynı buradaki irade gücü, anlayış aynı şekilde deplasmanda gösterecek. Onun için 43 puan diye düşünüyorum ama onu kimse şu anda o şekilde net bir hesap yapamaz. Zaten bu dediğim gibi kısa zaman içerisinde çok maç oynadık. Bazı oyuncular çok yıprandı. Bunun arasında Alex de var, Prip de var. Baktığı zaman Prip de daha önceki dönemde belki en fazla katkı sağlayan oyuncuydu. Ama son maçlarda biraz daha onu da yorgunluğu görüyorum, hissediyorum. Çünkü sadece fiziksel yorgunluk değil, psikolojik yorgunluk da oluyor. Aynı Alex için de geçerli. Böyle baktığı zaman en fazla oynayan Enzonzi de var. En tecrübeli oyuncu baktığım zaman. Alex, Uğurcan, bir tane daha. Etemi de sonuçta baktığı zaman ilk geldiğinden itibaren daha fazla oynadı. Kolay değil. Çünkü yük ağır. Hem psikolojik hem fiziksel maçı kazanmak. Onun için o rotasyonlar sadece diyeyim ki kupa maçında olmayacak. Maça bir şekilde bütün grubu tutmamız gerekiyor. Çünkü sadece 10 kişi 11 kişi bunu kaldıramaz kolay. Bu mutlaka ben her zaman eleştiri kabul ediyorum. Çünkü sonuçta maçtan sonra hepimiz bir şey farklı görüyoruz, görebiliyoruz. Çünkü ben de maçtan sonra belki kendime diyebilirim. Acaba başka bir kadroya başlarsam ya da bir oyuncu daha erken alsam. Antalya maça baktığım zaman tam oyuncu hazırlanırken tam oyuna girecekti. O anda gol yedik mesela. Aynı Başakşehir'de maçında aynı oyuncular kenarda bekliyordu. Tam oyuna girecekti. O anda penaltı geldi. O bir şanssızlık ya da ama sonuçta hatalar olacak benim tarafımdan ya da doğru şeyler mutlaka hem hatalar hem doğru şeyler. Onun için dediğim gibi eleştiriler normal, doğal. Çünkü bu iş eleştiri olmadan bu demek ben çok mükemmel bir iş yapıyorum. Mükemmeli yok. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü oyuncu değiştirirken, kadro yaparken gerçekten matematik gibi bir şey oluyor. Ben de belki bu maçtan önce 10 defa yazdım kadro değişikliği nasıl olur, nasıl falan filan böyle maçın gidişatına göre bir sürü şeyler var. Sakatlıklar vardı, sarı kartlar vardı, bir sürü şeyler var. O anda daha önce belki düşündüğü gibi bir anda başka bir senaryo oluyor. Ya zaten bu şekilde karar vermek, yorum yapmak çok zor. Niyango hazır mı değil mi? Çünkü daha önce oynadığım maç ne zaman, antrenman nasıl oldu? Çünkü sadece antrenmanlarda bunu görmek kolay değil. Esas olan maçlarda. Bugün mesela Boateng de kadroda yoktu. O biraz önce söylediğim gibi kadro yaparken
arkadan eğer yerli oyuncu yoksa büyük bir sıkıntı. O zaman Boateng otursa bile faydası olmaz. Çünkü bir yabancı çıkması lazım bunun yerine, ama belki Soner'in yanında birisi girmesi gerekiyor. Ya da Oğulcan'ın. Onun için çok dediğim gibi çok kritik bir dönemdeyiz. Ama her oyuncu değerli benim için. Dışarıda biraz önce söylediğim gibi. Onlar da iyi çalışıyorlar. Hiç şikayetim yok. En önemli bu zaman, bu dönem. Bu dönem atlattıktan sonra o zaman herkesin yolu açık olacak. Bütün oyuncuların veya kulübün yönetimin nefes alabilmek için bir durum olacak. Ondan sonra zaten kim varsa bir şekilde devam edecek. Ama esas olan buradan çıkmak. Başka soru yok sanırım. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol.